Merhabalar, ben Avukat Ayhan Ömen. 2018 yılında Amerika'ya Work and Travel programı ile geldim. Amerika'ya gelmeden önce Türkiye'deyken Delaware eyaletinde LLC şirketi kurdum. Bu programım bittikten sonra Türkiye'ye döndüm. Şimdi B1 B2 vizesi alıp Amerika'ya gelmek istiyorum. Konsolosluk mülakatında hesapta ne kadar para göstermem gerekiyor? Ve daha önemlisi mülakat esnasında görevliye Amerika'da şirketim olduğundan bahsetsem ve vergi beyannamesi yaklaştığı için gitmek istediğimi söylesem vize alma ihtimalim ne olur? Konsolosluk görevlileri Amerika'da çalışacağımı düşünüp bana vize vermeme durumları olabilir mi diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi buradaki durumu şununla görüyorum. Tabii siz daha önce Amerika'da bulundunuz ve şu an Türkiye'de ne yapıyorsunuz? Bu önemli olacak. Yani siz eğer bir B vizesi başvurusu yapıyorsanız konsolosluk sizin Türkiye'deki bağlarınıza bakıyor olacak. Dolayısıyla Türkiye'deki bağlarınız nedir, çalışıyor musunuz, orada bir şirketiniz var mı? Bunlar önemli olacak. Tabii siz konsolosluğa vize başvurusu yaparken Türkiye'de finansal bir durumunuzun olduğunu da göstermeniz tabii ki gerekecek. Dolayısıyla ya bir yerde çalışıyorsunuzdur ya da firmanız vardır. Bunun belli bir minimum rakamı olmayabilir ama sonuçta sizin işte Türkiye'de gelirinizi elde edebildiğinizi gösteren ve bu seyahati yapabilip edebilecek durumda olduğunuzu gösteren finansal yeterlilik uygun olur. Diğer bir durumda tabii ki Amerika'ya gelme niyeti, siz Amerika'ya gelme niyetinizin neyse onu belirtip vizeye başvuruyor olmanızda fayda var. Eğer buradaki kuruluş şirketinizin işleriyle ilgilenmek için gelecekseniz ve buradaki şirket aktif bir şekilde ilerliyorsa o zaman şirketin işleri için geleceğinizi, B1 amaçlı geleceğinizi belirtebilirsiniz. Tabii ki dikkat edeceğiniz nokta şu, sizin daha önce Amerika'da bulunduğunuz süreçte herhangi yasal olmayan bir çalışma yaptığınız tarzı bir şey anlaşılmaması gerekiyor. Yani hani siz sadece şirket kurmuş durumdasınız ama konsolosluk dönüp sizin de endişelendiğiniz noktaya getiriyorum. Hani dönüp siz orada çalıştınız mı diye soru sorma durumuna girdiğinde çok net bir şekilde böyle bir durumun olmadığını anlaması gerekecek. Dolayısıyla şunu tavsiye ederim. Bir şirket kuruluşunu yaptıysanız bu şirketin ne durumda olduğu önemli. Yani bir iş yapıp yapmadığı, burada bir eleman olup olmadığı bunlar önemli olacak. Eğer hiçbir eleman gösterilmemişse şirket için ve şirket çalışma yapmışsa bu biraz riskli olabilir sizin için. Buradaki endişe eğer oldu da konsolosluk sizden buradaki şirketin banka hesap hareketlerini ya da buradaki çalışmalarını ve vergi durumunu ya da finansal durumunu isterse bu sıkıntı ortaya çıkabilir. Yoksa teknik olarak eğer işte benim orada şirketim var Amerika'da ve onun işlemleri için gelmek istiyorum demiş olmanız çok da olumsuz bir şey değil. Sadece inandırıcılığı noktası önemli. Eğer şirket gerçekten iş yapar bir durumdaysa bu şekilde bir niyetle başvurunuzu yapabilirsiniz. Yoksa turist niyetinizi açıklayıp onunla da B2'ye başvuru yapmanız da mümkün olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.